Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Evime, kanalıma, Zonguldak'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kızımı okula bıraktım, geldim. Bugün havamız böyle kapalı, yağmurlu ve soğuk. Çok şükür gittik geldik. Şimdi yatağı falan düzelteceğim. O yüzden ilk olarak camımı açayım. Evim havalansın. Bugün gerçekten niyetim cam silmekti. Havayı görüyorsunuz, nasıl sileyim? Artık buralar falan o kadar kötü olmuş ki. Şöyle bu araları falan alayım. Bayağı bir kötü olmuş. Cenaze ilanı galiba. Allah rahmet eylesin inşallah. Sizler de umarım inşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilikler, güzellikler versin. Seviyorum sizleri. Evet, Zonguldak yine bugün buz gibi arkadaşlar. Kahvaltımı yaptım işe güce başlamadan önce. Şimdi A101'e gideceğim. Yaren bugün patates istedi. Böyle haşlayıp da fırına vereceğiz. Bir de tavuk döner yapayım dedim. Havayı da göstereyim, yine böyle kapalı, yağmurlu. Allah'tan böyle çok yağmıyor. Bir de bazen 101'e taze sebze meyve geliyor. Portakal falan bayağı bir bitmiş. Onlara da bakarım. Ondan sonra da yapabilirsem bugün salondaki halımı şöyle üstünden sileceğim. Normalde onu yıkattıracağım ama daha erken. Havalar ısınsın istiyorum. Şöyle bayrama doğru yıkattırırım Allah izin verirse. Hadi gidelim o zaman. Maskem nerede? Ha, almadım zannettim, almışım. Alacaklarımı aldım. Bir de aktarlara bakayım. Neler varmış. Bu da dostum arabamız. Şöyle bakalım. Ne geleceğini bilmiyorum. Biri bu arada takip edemiyorum fazla da. Şunlar güzel oluyor. Lavın bardakları falan var. Şöyle kavanozları falan. Çok bir şey yok zaten. O tarafta da zaten mal boşaltıyorlar. Geçmeyin. Öyle işte. Bunlardan biz almıştık biliyorsunuz. Bu ara çok bir şey gelmiyor buraya. Bir de şöyle indirimli ürünler var. Size çekeyim. Aslında ben bir tane şundan alsam. Aynen. 12.90. Geldim, aldıklarımı hemen poşetten çıkartıp tezgahıma koydum. Çok meyve sebze yoktu. Daha doğrusu yeni geliyordu. Öğleden sonra gitseydim daha iyi olacaktı ama bunlar da fena değildi. Neler aldım? Şöyle geçen aldığım nane çok güzeldi. Az kalmıştı. Bu ara naneye taktım. Nane yiyorum bol bol. Nane aldım. Salatalık güzeldi. Salatalık aldım. Yarım kilo kadar var. Böyle kutulardaydı. Poşete koydum. Muzumuz bir tane kalmış. Muz aldım. Portakal aldım. Bu armutu bir tek ben yiyorum. Deveci armutu aldım şöyle 3 tane. Patates ufaktı ama güzel geldi gözüme. 5 TL'ydi. Patates aldım. Obanın tel şehriyesini ilk defa aldım. Normalde Ankara alırım ama bunu aldım. Şöyle indirimden diş macunu aldım. Bitmişti. Bir tane de Keskinoğlu'nun tavuğunu aldım. Geçenlerde ismini unuttum. Bir arkadaş tembih etmişti aslında marketlerden tavuk alma diye. Evet, çok çok haklısınız. İndiğimde tavukçudan alsam çok iyi olacak ama işte Yaren istediği zaman böyle elimin altında olmuyor maalesef. Çarşıya da tavuk için gidemezdim. Bugün de böyle 101'den aldım. Bir tane Pepsi aldım. Dünden yemeğim orada. Pilavım da var. Ama dediğim gibi bugün kızım tavuk istiyor. Tavuk döner gibi yapacağım. Fırında yapmayacağım. Bir de patatesi haşlayacağım. Haşladıktan sonra da fırına atacağım. Yaren böyle bilmiyorum, acayip şeyler istiyor. Sabahın 9'unda bana bunları attı. İnanın anne, tavukla patates yapar mısın diye. Ben de tamam kızım dedim. Şimdi bunları yerleştireyim. Burası 110 TL tuttu. Ondan sonra tavukları keselim. Tavukları güzel soslayayım. Ben hemen şöyle bir evi süpüreceğim. Sizlerle beraber oturma odamızın halısını silelim. Diğer tarafları kendim silerim. Öğleden sonra da arkadaşımı arayacağım. Bakalım gelebilecekler mi hafta sonu. Şimdi tavuklarımı keseyim arkadaşlar. Yine şöyle iki tanesini kullanacağım. Geçenki çok güzel olmuştu. Yine ne kadar kanlı bugün. Veya işte tavuk yıkamayın diyorsunuz ya, ben yıkamadan yani bu şekilde tamam iyi değilmiş ama şarkı da çok güzel.
belki. Keseceğim. Zaten çok yaptım biliyorsunuz. Güzel baharatlayacağım. Çok azıcık biber salçası koyuyorum. Yakışıyor. Çok teşekkürler. Selam olsun bizden de sizlere arkadaşlar. Remzi'nin mesajı var. Yeniden diliyorum başarılar. Şu an az önce sosladım. Gördünüz. Daha önce de yaptığım bir tarif. Ben buna yoğurt falan koymuyorum. Bu şekilde güzel oluyor. Evde körü varsa azıcık körü de ekleyin. Bugün sırf biber salçasıyla yaptım. Şimdi bunu dolaba yollayalım bakalım. En son sanırım tavuğu sosladım. Ondan sonra telefon görüşmeleri vardı. Oturdum. Saati de 3'e 20 var yaptım. Biraz geç kaldım ama yapacak bir şey yok. Arkadaşımı aradım cumartesi günü için. Müsaitim, bekliyorum dedim. Annesiyle kız kardeşiyle konuşacak. İnşallah işleri yoksa bana haber verecek. Annem de onlarla gelecek. Şimdi ne yapacağım? Buraya ılık suyumu aldım. Şöyle halı sildiğim lifim var. Bir de bu farmasinin çok amaçlı deterjanını ben seviyorum. Halıda, koltukta bununla sileceğim. Aslında bakarsanız şöyle göstereyim. Halım çok kirli değil ama bu halıyı üstünden almam gerekiyor. Çünkü ara ara lekeler var. Normal şartlarda yıkatacağım. Ama dediğim gibi böyle birazcık daha bahar temizliğine yakın, bayram temizliğine yakın yıkatmak istiyorum. Şu an yıkatmadım. O yüzden şimdi deterjanı dökelim. Hemen şöyle cillop gibi mis mis köpüklü köpüklü halımızı silelim. Sonra ben kenarları güzel süpüreyim, sileyim. Bakın koltuğum bile oturduğum gibi kalmış. Bu ara böyle koltuğumda iz kalıyor ama neden anlamadım. İnşallah böyle bir bollaşma falan yapmaz. Gerçi düzeliyor elimle böyle düzelttiğimde. Neyse, şimdi telefonu sabitleyeyim. Halıyı güzel sileyim. Koltukları silmeyeceğim. Koltuklarım temiz. Sonra da şöyle dediğim gibi hızlıca evi düzenleyeyim. Yemek faslına geçeriz inşallah. Evet, başlayalım. Geç bile kaldım da. Ay, bu da bitti mi? Şimdi bugün normalde bunu yapacak halim yoktu ama şimdi bunu kafaya taktım ya, o yüzden yapmam gerekiyor. Benim muhakkak böyle koltuklar için bir tane lifim oluyor. Gerçi koltukları Silva'nın mopuyla siliyorum artık. Şöyle sizi de alalım bir saniye. Evet, haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önceden daha sık ben böyle halıların üstünden alırdım da şimdi böyle çok almıyorum. Bir de sık sık yıkatıyoruz biliyorsunuz. Ya Zonguldak'ta hiç yıkatmadım. Ablamların tanıdığı varmış, güzel yıkıyor dedi de artık bakacağız.
Geçenlerde Aran'ın halısı, mutfağın halısı, onları makinede yıkamıştım. Ben eminim şimdi bundan bayağı pis su çıkacak arkadaşlar. Çünkü halım gerçekten kirlendi. Bu halıyı Batman'dayken kestirmiştim. Memur sen lojmanlarına taşınınca. O zamandan beri kullanıyorum. Evet, kesme halı, ince halı ama memnunum. Şimdi bir de halıyla ilgili çok yazanlar var. Instagram'da dün çok güldüm. Herkesin aklında benim halı arayışım var. Gerçekten mutlu oluyorum. Çok güzel resimler gönderdiniz. Hatta dün bir arkadaş bir sayfa gönderdi. Sedacığıma buradan selam gönderiyorum. Lacivert halı görünce aklına ben geliyorum herkesin. O sayfaya bakacağım, güzel halılar vardı. İnternetten hiç halı almadım açıkçası. Hani nasıl olur, nasıl biter bilemiyorum. Halı konusunda şu anlık acele etmiyorum zaten. Sizler de hep öyle yazdınız bana, acele etme diye. Bu tarz işler evet çok güzel ama insanı yoruyor. Nefes nefese kaldım. Şöyle. Sehpayı şimdi oradan bu tarafa geçirelim. Bu arada sehpaları çok sorun oldu ama sehpalar satılmadı. Vallahi satılmadı. Bu akşam halim olursa 20 kelvası yapasım var. Bir ara dedim ablamları çağırayım. Ama milli takımın maçı varmış. Eniştem hayatta gelmez. Maç varken eniştem çıkmıyor. Bir de şimdi böyle geç saate kaldım. O yüzden dedim sonra çağırırım onları. Epeydir böyle oturmadık. En son ablamda oturduk biliyorsunuz. Yemek yedik. Ben bir 10 gündür hemen hemen çağıramadım. Oy yaşlanmışım, nefes nefese kalmışım. Önceden ne halılar yıkardık, ne halılar silerdik. Şu kadarcık halı beni acayip yordu, anlatamam. Şurası da taşınırken şöyle bir iz oldu. O iz hiçbir şekilde geçmedi. Neyse, bence güzel parladı en azından. O tozu, kiri gitti arkadaşlar. Dediğim gibi zaten yıkanacak. Şimdi şöyle bunu alalım. Suyu değiştireyim. Bunları da üstünden alayım. Ondan sonra da Işığımı açayım, karanlık oldu. Bir saniye, tripod da burada. Evet, ışığı açtım. Şimdi burayı da bir silelim. Mutfaktakini yıkarım diye düşünüyorum. Onu silmeyi düşünmüyorum. O bayağı bir ufak çünkü. Bu arada çamaşırlarımı çıkardım. Onları da astım. O zaman devam bakalım. Halıları sildim arkadaşlar. Hatta dayanamadım. Mutfağı da sildim. Şimdi evi süpüreceğim. Halılar bayağı bir oldu. Kurudular. Hatta duruladım da. O arada Yozgat'ta arkadaşlık yaptığım şu an kendisi Konya'da. Kız kardeşi de beni izliyor. Sanırım kız kardeşim Mersin'de. Arkadaşım Adanalı. Bir senciğime selam olsun. Epeydir arkadaşımla böyle uzun uzun sohbet edememiştim. Ben video çekiyorum diye arkadaşlarım böyle beni aramaya çekiniyorlar. Ben de diyorum siz beni arayın. Ben o an video çekiyorsam size muhakkak işim bitince dönerim. İnanın 1,5 saattir o kadar böyle konuşacaklarımız birikmiş ki arkadaşımla sohbet ettik. Buradan öpüyorum onu. Şimdi tavuğu soslamıştık. Dolaptaydı. Yaren'in gelmesine az kaldı. Böyle tavaya koydum. Suyunu salacak. Bu arada bu kapak da buna tam oldu. Aynen. Bu arada Yaren mesaj çekti. 2 tabaklık pilav var ama salçalı makarna istiyor. Ona salçalı makarna yapacağım birazcık. Bu suyunu salacak.
suyunu çektikten sonra nar gibi kızartacağım. Şimdi patates haşlayayım. Onları da haşlayıp fırına vereceğim. Ama ondan önce pardon. Evi de süpüreyim şöyle. Ne kadar geç kaldığımı anlayın. İçinde ezanı okunuyor. Ben patateslerin kabuklarını soyuyorum. Genelde tuz atacağım. Bir de az bir şey kapağını kapatacağım. Tavukları da böyle kısık ateşe aldım. Öyle. Mutfaktan çıktım. Bunlar kirli değildi ama inanın silince sanki yüzleri böyle güldü. Süpürgem burada. Halıyı da böyle katladım. Dediğim gibi kurudu. O zaman haydi bakalım. Evi süpürdüm. Süpürme işi bitti. Lavaboları sabah yapmıştım. Salonun tozunu aldım. Yerlerini sildim ama diğer taraflar beni bekliyor. Saat de hayli geç oldu. Tavuğun sesini duyuyorsunuzdur. Bayağı bir suyunu çekti. Patatesler haşlandı. Demin eşim aradı. Ona da söylüyorum. Yarın erkenden bugün menüyü belirledi. Ben şimdi ne yapacağım? Patatesleri keseceğim. Fırına atacağım. Hiçbir baharat falan yağ eklemeyeceğim. Onu öyle canı istedi. Evet şimdi sizlerle birlikte bakalım arkadaşlar. Ben de böyle keşke bir kahve içseydim. Bir mayıştım gibi oldu da bu üstümdeki de biraz sıcak tuttu beni sanırım. Öyle işlerimi halletmeye çalıştım. Yine ütü yapamadım. Gerçekten yine ütü yapamadım. Yarın da yapamam. Yarın çünkü yaprak saracağım. Akşamdan bir salata var aklımda, onu yapacağım. Eğer yapabilirsem bir tane tuzlu yapacağım. Bakalım, plan yapmayalım gerçi. Yarın ola hayrola. Hadi şimdi yemekleri yapalım. Tamam sayılır. Şimdi patatesleri böyle haşladım. Çok küçük küçük yapmayacağım. Şöyle. Yalnız suyuna tuz atmıştım da şimdi tekrar tuzumu dökeyim. Şu an nasıl bir uykum geldi? Size de oluyor mu bilmiyorum. Ara ara böyle oluyorum ben. Özellikle bu saatlerde bir uyku çöküyor. Gerçi dün erken kalktım. Bugün erken kalktım. Yaren'i okula getirdim. Ondan sonra uyumadım. Salça sıçramış. Bugün irmik helvası canım istiyor ama onu bile yapabileceğim mi bilmiyorum. Yarın yine işler var dışarıda. Alıncaklarım var. Allah'tan sizle beraber böreği yapmıştık biliyorsunuz. Kurabiye de buzlukta. Kalabalık değiliz zaten ama yine de ev işi. Yarın yine süpürülecek ev. Artık bakalım. Bu arada arkadaşım daha haber vermedi bana da büyük bir olasılıkla gelirler diye düşünüyorum. Çünkü haftaya Ramazan başlıyor. Yanlış bilmiyorum değil mi? Aynen. Bu hafta son. Şimdi tepsimi getireyim, yağlı kağıda bunu atalım, tuzlayalım. Şöyle bunu getirdim. Yağlı kağıt dökelim, aman sererim. Dökelim yağını. Ah bazen o kadar yanlış kelimeler, cümleler kullanıyorum. Siliyorum, tekrar çekiyorum. Bugün size istek şarkısında bulundum radyodan. Onu da Zekiyeciğim hatırlattı bana. Sürpriz yapacaktım. İnanın abartmıyorum. O kadar çok bekledim. O kadar çok bekledim. İşim ondan da geç kaldı. Çıkmadı. Artık benden sonra da yayınladılarsa selam olsun. Ama inşallah bir daha isteyeceğim. Ben buna tuzu yere döktüm. Ben buna şöyle birazcık yağ gezdireceğim. Normalde gezdirmeyecektim ama şöyle az bir şey gezdireyim. Çok da kuru olmasın. Ama baharat falan koymayacağım. Şimdi bunu fırına getireyim. Güzel kızarsın. Ona kaşar da yakışır. Bakayım Yaren isterse kaşar da ekleyeceğim. Bu oldu sayılır da birazcık daha kızarsın istiyorum. Şimdi bulaşıklarımı falan ayarlayayım. Şu süzgeci falan bir yıkayayım. Ocağı en son sileceğim.
Evet, sese ve görüntüye bakın. Kaşar eklemedim. Yarın'a sormadım. İster miydi de bilmiyorum açıkçası. Tavuğum burada. Altını demin kapattım. Burada da söylemiştim, kızım salçalı makarna istedi. Domates, salata, soğan kestim. Turşu çıkardım. Daha ne olsun? Rabbim herkesin sofralarına bin bir bereket versin. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Mis gibi oldu. İsterseniz buna baharat da ekleyebilirsiniz ama biz böyle yaptık. Evet, o zaman bize afiyet olsun bakalım. Yemek faslı bitti. Bayağı bir oldu. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Birazcık uzandım. Şimdi mutfağa geldim. İrmik helvasını yapayım dedim. Çay suyunu da koyacağım. Burada 2 su bardağı kadar şeker var. 2,5 su bardağı sütümüz var. Ben böyle sütle yapıyorum. Buraya da ben göz kararı koydum ama bir 50 gram falan vardır tereyağım. 1 çay bardağından az da sıvı yağ ekledim. Bugün dediğim gibi böyle ölçmedim. Şimdi şöyle irmiğimin de sonu sanırım 2 bardak çıkar diye düşünüyorum. Yağımız kızsın. İrmiği de ekleyeceğim. Hemen şuraya yavaştan bir çay suyu da koyacağım. Bir saniye. Evet, şöyle bu arıtıcının suyuyla çay güzel oluyor. Şimdi suyumuz dolsun. Bunu kaynatmayacağım. Azıcık ısınsın yeter. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Bu irmik değil mi ya? Aynen. Bir an başka bir şey zannettim. Evet, hemen hemen 2 su bardağı çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi karıştıralım. Böyle bakıyorum, gözüme kuru gibi gelirse sıvı yağ da ekliyorum tekrar. Altını kısayım. Çok kısık ateşte irmiği kavuralım. Şimdi Barış olsaydı irmik kavrulduktan sonra un helvasını da öyle yapıyor. Böyle bir tabağa koyuyorum. Muhakkak şerbetini dökmeden yiyor. Benim eşim çok seviyor. Keşke olsaydı. Bu bile çok aslında. 1,5'la veya 1'le bile yapabilirmişim de neyse artık. Allah kısmet ederse içine dondurma koyacağız. İrmikler kavrulmaya başladı. Rengi bayağı bir döndü gördüğünüz gibi. Birazdan şerbetle buluşturacağım. Şerbeti döktükten sonra kaynayacak. Altını kısacağım. Kısık ateşte güzel çekecek. Böyle birazcık sıcaklığı gidecek, soğumayacak. Ondan sonra dondurmayla buluşturacağım. Çay suyunda birazdan kaynar bakalım. Şimdi ben bunu şerbetiyle buluşturayım. Ocağı da demin sildim. Şerbeti dökünce umarım ocağı batırmam. Evet, şimdi kaynamaya başladı. Kapağını kapatalım. Altını kısalım bakalım. Helvam çok güzel olmuş. Dondurma tam erimedi. Ama bakın. Çayıma su koydum. Şimdi çayla beraber dondurmalı irmik helvası keyfi yapalım. Bu arada yatsı ezanı da okunuyor. Evet, çay keyfi yapıyorum. Helvayı yedik. Yaren hala içeride yiyor. Bulaşık makinesi arkamda gördüğünüz gibi kapağını açtım. Boşaltılmak üzere beni bekliyor. Ama onu erteleyeceğim çünkü çay keyfi yapıyorum. Az önce eşimle de konuştuk. Arkadaşlarımla konuştum. Bugün gerçekten hani bazen böyle oluyor. Telefon trafiğim çok yoğundu. Allah razı olsun arayanlardan, soranlardan. Demek ki seviyoruz, seviyoruz ki arayanlarımız var. Hamdolsun diyorum. Evet arkadaşlar, yarın cuma. Ben şimdiden herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle. Rabbim hasta olanlara şifa, derdi olanlara deva versin inşallah bu mübarek günlerde. Evet, bir günü daha bitirdik bugün gördünüz. Yarın erken kalkacağım, işlerim var. Söylediğim gibi haber gelirse bir iki eksiğim var, onları alacağım. Ondan sonra normalde pazara gidecektim ama gitmeyeceğim. Yaprak falan saracağım, o işlerimi ayarlayacağım, evi temizleyeceğim. Şöyle camları üstünden alırım. Bugün yağmuru bekledim. Hava çok kapalıydı. Sabah yağdı ama öğleden sonra yağmadı. Bilseydim silerdim.
Neyse artık. Öyle işte. Umarım her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her birinizi öpüyorum. Zonguldak'tan, evimden kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.